VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how to cool as us. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün akvaryumların içindeki balıkların yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Şu küçük akvaryumdaki vatozları ve lepistesleri alacağım arkadaşlar. Çöpçülerin akvaryumu ile yer değiştireceğim. Çöpçüleri alacağım arkadaşlar, buraya koyacağım. Şöyle size vatozları göstereyim arkadaşlar. Şöyle albino dişi ve erkek arkadaşlar. Balıkları kepçeyle yakalarken şu asma kökünü kaynatıp akvaryumu koymak için hazırlamıştım. Asma kökünü nasıl akvaryumu kullanabilirsiniz? İlk önce asma kökünü güneşte kurutmanız gerekiyor. Yani yaş kalmaması gerekiyor çürümemesi için. Daha sonra bütün kabuklarını soymanız gerekiyor. Ve soyduktan sonra da kaynar suda 4-5 defa kaynatmanız gerekiyor. Kaynattıktan sonra yine 4-5 hafta suyun içinde bırakırsanız içindeki bir madde varmış arkadaşlar bunun. O maddeyi salgılayıp, yani balıklarınızın sağlığını bozan maddeyi salgılayıp artık akvaryuma konulabilir. Bu şekilde asma köklerini kullanabilirsiniz. Veya işte mango kökü, yati kökü gibi kökler var ama bunlar piyasada pahalı olduğu için herkes alamıyor arkadaşlar. Evet, akvaryumlarına koyduk balıklarımızı. Tabii biraz strese girdiler. Birazdan stresleri geçer. Buraya da hani kökü koymuştuk. Bakalım. Tabii bu kök suyu sarartıyor. Tabii biz buradaki suyu her gün belirli ölçüde su değişimi yapacağız. Ve oksijen vereceğiz arkadaşlar. Zehirleme yapar belki diye. İçine lepistes de koydum ki içinde bir hareketlik olsun. Yani üzerine ben normalde pul yem atıyorum. Pul yem attığımda havada kaldığı için vatozları yemiyor. En azından lepistes atarsam lepistes yemleri yerken bir kısımda dibe batıyor arkadaşlar. Hemen erkeğimiz küpü tuttu. Bir kök daha vardı ama o büyük olduğu için daha güzeldi. İçinde oyukluk vardı yani. Büyüktü ve içinde oyuk vardı. Tam vatozlar içinde. Akvaryum biraz daha büyük olsaydı onu koyacaktım. Buraya o kök sığıyor ama balıkların yüzecek alan kalmıyor. Çünkü bayağı bir yer kaplıyordu. Buraya sadece kumları koymak kaldı. Buradaki kumların içini temizleyip, çünkü bayağı kirlenmiş. Ama kumu az koyacağım arkadaşlar. Yani temizlemesi kolay olsun diye kumlarını az koyacağım. Az sonra da şuradaki ciklet balıkların içindeki pislikleri, içindeki pislikleri temizleyeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi hobiler.